Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda kısa örneklerle Discrete Time Fourier serisi göreceğiz. Şimdi öncelikle zaten Fourier serisi periyodik sinyaller için kullanılıyor. Bu da bizim discrete time periyodik bir sinyalimiz. Burada gördüğümüz gibi xn, xn artı n'e eşit. Buradaki büyük n zaten periyot oluyor. Aslında bu fundamental periyot. Yani bu şartın sağlandığı en küçük periyot. Tabii ki bunun katlarında da sağlanır. Bizim zaten temel konseptimiz şuydu. Biz bir sinyali kompleks eksponansiyellerin lineer kombinasyonu şeklinde ifade etmek istiyorduk. Şimdi mesela şöyle bir sinyal düşünelim. Mesela bu bir fi sinyali. Bu sinyal kompleks eksponansiyellerin lineer kombinasyonları şeklinde ifade edilmiş. Buradaki k'lar 0, artı 1, eksi 1, artı 2, eksi 2 diye devam ediyor. Buradaki omega 0'umuz da zaten 2 pi bölü n şeklinde yazılabiliyor. Bizim buradaki bütün sinyallerimiz, yani buradaki fi'yi oluşturan bütün partlar aslında şu özelliğe sahip. Bütün bu sinyallerin aslında frekansı 2 pi bölü n'in katları oluyor. Dolayısıyla bunlar kendi aralarında harmonically related, yani harmonik olarak ilişkili oluyor. Biz bunu zaten continuous time'de de görmüştük. Mesela buradaki sinyalimizin birinci harmoniği buradaki k'nın artı 1 ve eksi 1 olduğu durumlar. İkinci harmoniği artı 2 ve eksi 2 oldurumlar ve bu şekilde devam ediyordu. Şimdi continuous time'den farklı olarak discrete time'de şöyle bir özellik var. Bunu sanıyorum birinci dersimizde discrete time sinyalleri görürken aslında bahsetmiştik. Mesela herhangi bir sinyal düşünelim. Eksponansiyel sinyal discrete time'da. Mesela e üzeri j omega n sinyali. Eğer ben bunun frekansına 2 pi eklersem, yani elde edeceğim sinyal ne olur? Bu sinyali elde ederim, değil mi? Şimdi mesela bu sinyalin şu kısmını bir inceleyelim. Burada Euler identity uygularsak ne elde ederiz? Kosinüs 2 pi n artı j sin 2 pi n. Şimdi buradaki j'sin 2 pi yani her zaman 0'dır ve burası da her zaman 1'dir. Dolayısıyla buradaki katsayı her zaman 1 oluyor. Sonuç olarak bizim elde ettiğimiz sinyal şu oluyor. Bu sinyalimizde zaten başlangıçtaki sinyalimizin aynıydı. Dolayısıyla biz buradan şunu elde ediyoruz. Eğer biz bir sinyalin, tabii ki bu discrete time bir sinyal olması lazım, frekansını 2 pi arttırırsak o sinyalin direkt aynısını elde ediyoruz. Kendisini elde ediyoruz. Bu continuous time'de böyle değildi tabii ki. Şimdi buradan da şu çıkarım yapacağız. Mesela yukarıda şundan bahsetmiştik. Buradaki fi sinyalinden bahsetmiştik. Buradaki fi sinyalimiz kompleks eksponansiyellerin lineer kombinasyonu şeklinde ifade ediliyordu. Mesela o zaman bu özelliği burada kullanırsak ne elde ederiz? Bu sinyali ben bir aşağı alayım. O zaman buradan şunu söyleyebilirim. Mesela benim fi 0 n sinyalim fi büyüken n sinyalime eşit olur. Ya da mesela fi 1 n sinyalim fi n artı 1 n sinyalime eşit olur. Daha genel matematiksel ifadeyle yazmak istesem de şöyle yazarım. Fi k n sinyali fi k Rn n sinyaline eşit oluyor. Yani buradaki bizim fundamental periyodumuzun herhangi bir tam sayı katı kadar k'yı arttırırsam yine aynı sinyale ulaşmış oluyorum. Dolayısıyla yine çok fazla matematiksel işlemlerle sizi sıkmadan discrete time sinyaller için Fourier representation yazacak olursak şunu yazarız. Mesela dikkat edersek aslında format olarak buradaki ifade continuous time'e benziyor. Continuous time'deki ifade şuydu. Bu yukarıdaki continuous time ifade, aşağıdaki de discrete time ifade. Dikkat edersek continuous time'de herhangi bir sinyali kompleks eksponansiyelleri lineer kombinasyon şeklinde yazarken k'yı eksi sonsuza artı sonsuza kadar alıyoruz. Ve bu şekilde formülümüzü yazıyordu. Fakat discrete time'e geldiğimizde dikkat edersek buradaki k'yı sadece bir periyot boyunca alıyoruz. Çünkü zaten k bir periyot geçtikten sonra tekrardan aynı sinyalleri vermeye başlayacak. Yani bunu mesela yukarıda görmüştük. Bir periyot geçtikten sonra zaten aynı sinyalleri tekrar tekrar alıyoruz. Dolayısıyla bunu yapmamak için k'yı sadece bir periyot boyunca alıyoruz burada. AK'yı bulurken de zaten işlemler yine aynı şekilde oluyor. Continuous time'de de bir periyot boyunca integral alıyorduk. Burada da yine bir periyot boyunca sum alacağız. Yani bu iki formül aslında yapı olarak birbirine benziyor ama continuous time ve discrete time arasında yukarıdaki bahsettiğimiz özellikten dolayı ufak bir fark var. O fark da nedir? Buradaki discrete time'da xn'i bulurken bir periyot boyunca sum almamız. Şimdi bununla ilgili basit birkaç örnek çözerek bu dersi kısaca bitirelim. Mesela elimizde böyle bir sinyal olduğunu düşünelim. Biz bunu Fourier series representation'da göstermek istiyoruz. Yukarıda bahsettiğimiz bu formülleri kullanabiliriz. Fakat zaten biz buradaki sinüsü ayırmayı da biliyoruz. O şekilde de yapabiliriz. Bu sinyalin çok benzerini continuous time dersinde de çözdüğüm için burada nasıl ayıracağımı söylemeyeceğim ama zaten direkt Euler identity kullanarak ayırabiliyoruz. Ve bu sinyali şu şekilde yazabiliyoruz. Mesela bunu nasıl bu şekilde yazdık? Buradaki e üzeri j 2 pi bölü n n'i Euler identity kullanarak açarsak ve bunu da yine Euler identity kullanarak açarsak burada ifadeden sinüs omega 0 n geldiğini göreceğiz. Zaten bunu çok benzer dediğim gibi continuous time dersinde yapmıştık. Şimdi bizim burada ilgileneceğimiz şey aslında şu. Dikkat edersek burada iki tane katsayımız var. Bir tanesi 1 bölü 2j, diğeri de eksi 1 bölü 2j. Bu katsayılarımızdan bir tanesi a1, diğeri ise a-1. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü bizim formülümüz nasıldı? E üzeri jk omega 0 n. Dolayısıyla k'nın 1 olduğu yerde burası olacak. Peki k-1 olsaydı burası eksili olacaktı.
ve o zaman da bu ifade olacaktı. Dolayısıyla 1 bölü 2c a1 oluyor, eksi 1 bölü 2c de a eksi 1 oluyor. Şimdi bizim iki tane katsayımız var. Bu katsayılar önemli. Zaten daha önce de söylediğim gibi mesela Fourier serisinin kısa notasyon olarak gösterimi çoğu zaman şu şekilde yapılıyor. Mesela Fourier serisi diyoruz ve burada ak diyoruz. Yani bu şu anlama geliyor. Benim elimde bir sinyalim var ve bunun Fourier serisi representation'daki gösterimdeki katsayılar ak oluyor. Dolayısıyla bu katsayılar bizim için önemli oluyor. Mesela biz buradaki sinyalimizin katsayını bu şekilde bulduk. Formülü kullanmadan bulduk ama formülü kullanarak da bulabilirdik. Yani çok önemli değil. Şimdi peki bu katsayıların özelliği ne? Şimdi biz yukarıda demiştik ki buradaki sinyaller, yani discrete time'daki sinyaller bu şekilde kompleks eksponansiyellerin lineer kombinasyonu şeklinde ifade edildiğinde bunların bu şekildeki k'ları arasındaki fark n olduğu zaman bunlar birbirine eşit oluyordu. Bu şekildeki formüle göstermiştik. Dolayısıyla bunların katsayıları arasındaki fark da eşit olmak zorunda. Yani şunu demek istiyorum. Mesela bizim elimizde bir tane AK katsayısı var. Bu AK katsayısıyla AK artı N katsayısı birbirinin aynısı olması gerekiyor. Yani şunu da söyleyebiliriz buradaki durum için. A1 katsayısıyla A1 artı N ya da N artı 1 katsayısı birbirinin aynısı olması gerekiyor. Ya da A-1 ile AN-1'in birbirinin aynısı olması gerekiyor. Dolayısıyla buradan da bir periyodisite çıkıyor. Yani eğer ben buradaki katsayıları çizmek istersem şu şekilde çizerim. Mesela diyelim ki benim buradaki periyodum N eşittir 5 olsun. O zaman buna göre buradaki katsayılar şu şekilde çizilebilir. Dikkat edersek mesela 1'deki katsayımız 1 bölü 2c. Bunun 5 birim sonraki katsayısı yine aynı. 5 birim sonraki katsayısı yine aynı. Ya da mesela eksi 1'deki katsayımız buradaki eksi 1 bölü 2c. Yine 5 birim sonra ve 5 birim önce bu şekilde aynı olarak devam ediyor. Şimdi belki diyebilirsiniz ki biz zaten periyodisteyi biliyoruz. Bunun ne önemi var? Belki bu videoyu ilk defa izliyorsunuz. Bu videonun bir de continuous time versiyonu var. Yukarıda linkini bırakıyorum. Orada da şu an ekranda yazan saniyeye giderseniz şunu göreceksiniz ki bu örneğin continuous time versiyonunda sadece A1 ve A0 katsayılarımız vardı ve geri kalanların hepsi sıfırdı. Ama burada discrete time olunca sürekli katsayılar da yenilendiği için, daha doğrusu periyodisteden dolayı bir periyot geçtiği zaman aynı katsayıya tekrardan ulaştığım için bu şekilde katsayılar devam ediyor. Farkı burada. Dolayısıyla discrete time ve continuous time'ı bu şekilde farklı derslerde işlememizin bir sebebi de bu. Ufak tefek farklılıklar oluyor. Aslında formüllerine baktığımız zaman formüller 3 aşağı 5 yukarı birbirinin aynısı. Sadece mesela continuous time dersinde bu formülde verip geçebiliriz. Ama bu şekilde ayrı bir ders koyuyorum ki discrete time'ın farklı özellikleri var. Bu aklımızda daha çok kalsın diye. Şimdi bir örnek daha çözelim. Mesela elimizde böyle bir sinyalimiz var ve biz bu sinyalin Fourier seriye koefficientlarını bulmak istiyoruz. Yapacağımız şey aslında yukarıdakine çok benziyor. Mesela yukarıda ne yapmıştık? Elimizde bir tane sinüs sinyali vardı ve biz o sinüs sinyali bu şekilde kompleks eksponansiyel şekilde ifade etmiştik. Aynı şekilde mesela burada da sinüs ve kosinüs sinyalden oluşmuş bir sinyalimiz var. Buradaki sinüs sinyalini, kosinüs sinyalini ve buradaki kosinüs sinyalinin her birisini E üzeri J'li şekilde ifade edersek buradaki X sinyalimizin aslında E üzeri J'li formatını bulmuş oluyoruz. E üzeri J'li format neden önemli? Çünkü zaten bizim Fourier serinin temel mantığında hep E üzeri J'li format var. Bu şekildeki formata getirdiğimizde zaten AK'ları direkt formülü kullanmadan bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla buradaki Euler identity'yi kullanarak buradaki sinyalimizi E üzeri J'li şekilde yazarsak şunu elde ediyoruz. Ara basamaklar tamamen matematik işlemleri olduğu için videoyu uzatmamak için onları bahsetmiyorum. Ama zaten mantıkları çok basit. Yani Euler identity hepimiz biliyoruz zaten. Bu sinyal bu şekilde yazılabiliyor. Dikkat edersek burada aynı frekanslı kısımlar beraber toplanmış. Bu sinyali bu şekilde yazabiliyoruz. Dikkat edersek burada 1 bölü 2c'li kısımda frekansımız 2π bölü n ve burada da 2π bölü n. Sadece başında eksi var. Burada 3 bölü 2'lik kısımda yine 2π bölü n. Burada da 2π bölü n. Başında sadece eksi var. Burada 1 bölü 2'lik kısımda ise frekansımız 2 katı. Yani 4π bölü n. Burada da 4π bölü n artı π bölü 2 var. Dolayısıyla burada bu şekilde bir gruplama yapılmış. Eğer biz bunların katsayılarını buradan çıkartırsak şunları elde ederiz. Mesela 2π bölü n'lik j, 2π bölü n'lik kısımları birleştirirsek burayı elde ederiz. Burası mesela a1 olur. Burası da onun eksilisi. Dolayısıyla burası a-1 olacak. Burası ikili kısımlar. Yani burası a2 ve a-2. Ve onların katsayıları da bu şekilde. Dolayısıyla katsayıları şimdi düzenli bir şekilde yazalım şuraya. Bir tane a0'ımız zaten var burada gördüğümüz gibi. A1'lerimiz biraz önce yukarıda bahsettiğimiz kısım şurası yani. A-1'lerimiz bunlar. Bunların dikkat edersek hem real kısımları var hem de imaginer kısımları var. Yine yukarıda linkini koyduğum videoda bunları zaten bahsetmiştik. İki farklı grafik çiziyorduk hem real ve hem de imaginer için. Onun da dakikasını şu an ekranda paylaşıyorum. Yukarıdaki videodan ulaşabilirsiniz. A2'ye geldiğimiz zaman 1 bölü 2c var. Onu zaten direkt buradan elde edebiliyoruz. Yine Euler identity ile E üzeri c pi bölü 2'yi açarsak. A-2'de yine zaten sadece imaginer kısmı burada. Şimdi mesela biz buradaki elde ettiğimiz katsayıların sürekli bir periyot boyunca devrettiğini biliyoruz. Onun için mesela
Dolayısıyla bunların grafiğini çizerken sürekli periyodik bir grafik çizmemiz lazım. Mesela şimdi reel kısımlarının grafiğini çizecek olursak, buradaki zaten A0'ın reel kısmı var, A1'in reel kısmı var, A-1'in reel kısmı var. Bunların ikisinin reel kısmı yok. Dolayısıyla bunlar gözükmeyecek. Mesela bu soruda bize n değeri yani periyot değeri verilmemiş. Dolayısıyla mesela bunları çizecek olursak diyelim ki reel kısımlarını çizelim şu aşağı. Mesela bu şekilde gördüğümüz gibi A0 zaten 1 olacak. Burası 1 birim gördüğümüz gibi. A1'in reel kısmı 3/2. Onu bu şekilde gösteriyoruz. A-1 de yine 3/2. Bunlar periyodik olarak devam edecek. Sadece bunları çizip bırakmıyoruz. Dolayısıyla n'de, 2n'de ya da bu şekilde sola doğru -n'de, -2n'de bu şekilde periyodik olarak devam edecek. Mesela bu çizdiğimiz kısım AK'ların reel kısmını ifade ediyor. Aynı şekilde imajiner kısımlarını çizersek onlar da yine periyodik olarak devam edecek. Mesela onu da çizelim. Burada mesela A1'in, A-1'in, A2'nin ve A-2'nin hepsinin imajiner kısmı var. Sadece A0'ın yok. Burada gördüğümüz gibi A0 boşta ama A1, A2, A-1, A-2 bunlar var. Ve bunların bu değerleri bu şekilde n periyotla devam ediyor ve periyodik bir şekilde bunları çizebiliyoruz. Peki biz buradaki a değerlerinin amplitude'unu çizmek istedik. Yani mutlak değerini çizmek istedik. O zaman ne yapacağız? Bunun zaten mutlak değeri 1. Bununki de zaten 3/2'nin karesi artı 1/2'nin karesinin karekökü şeklinde bulunuyor. Bunlar da yine 1/2, 1/2 şeklinde direkt yazılabiliyor. Onu da şu şekilde çizebiliriz. Şu aşağı tarafa çizeyim. Burada gördüğümüz gibi 0, 1, 2, -1, -2 hepsi var. Ve bunların bu şekilde magnitude'ları biraz önce bahsettiğim şekilde çizilmiş. Ve buradaki n periyoduyla periyodikler. Burası önemli. Peki bunların açılarını çizmek istesek ne yaparız? Mesela burası 0. Çünkü sadece reel kısmı var. Peki A1'in açısı ne? Bunun imajiner kısmını reel kısmına bölüyoruz ve tanjant inversion'ü alıyoruz. Yine aynı şekilde bunlar için de aynı durum geçerli. Bununki zaten direkt 90. Bununki de -90 ya da 270 olarak düşünülebilir. Tabii yine periyodik olarak çizmemiz lazım. Yani şu şekilde çizebiliriz. Gördüğümüz gibi A0, 0 ve bu eksi değer, bu artı değer. Yani A1 eksi değer. Burada gördüğümüz gibi çünkü bunun tanjant inversi eksi değerdir. Bununki de artı değerdir. Burası π/2, burası da -π/2. Yine önemli olan nokta ne? Bunlar n periyodu ile periyodik olarak devam ediyorlar. Böylelikle mesela buradaki sinyalin bütün kas sarılarıyla ilişkili olan bilgileri grafiklerde çizmiş olduk. Son olarak bir tane daha kısa örnek çözüp dersi bitirelim. Mesela elimizde böyle bir kare dalga olduğunu düşünelim. Bu şekilde bir kare sinyali var. Ve bunun Fourier series kas sarılarını istiyoruz. Şimdi biz buradaki sinyalimize göre kas sayı formülünü yazarsak şu şekilde yazabiliriz. Neden sadece burada e üzeri eksi j k omega n yazdık? Çünkü zaten bizim buradaki sinyalimizin değeri 1, yani 1 ile çarptığımız zaman sadece bunu elde edeceğiz. Ve formülde de olduğu gibi zaten bunu bir periyot boyunca sumını alıyoruz. Yani eksenden artı n'e kadar alabiliriz. Burası olabilir. Mesela şu şekilde de alabiliriz ama zaten aradaki değerlerde sıfır olduğu için bir şey değişmeyecek. Dolayısıyla biz bu n'i mesela şuradan seçersek buradaki kısımlarda da zaten sıfır olacağı için eksenden artı n'e kadar alabiliriz. Fark etmiyor. Daha doğrusu eksen 1'den artı n1'e kadar. Buna göre yazarsak da bunu da istersek şöyle düzenleyebiliriz. Mesela buradan sıfırdan başlayıp sıfırdan 2n1'e kadar ilerleyebiliriz. Böyle bir şansımız da var. Başka bir ifadeyle şöyle yapabiliriz. Mesela buradaki sınırlarımızı n1 arttırıyoruz. n1 arttırdığımız zaman burası 2n1 oluyor. Burası 0 oluyor. n1 arttırdığımız için buradaki küçük n'den de n1 çıkartmamız lazım. Yani şu şekilde yazıyoruz. Buradaki ifadeyi düzenlersek de ak için şunu elde edebiliriz. Burayı paranteze dağıttıktan sonra n'e bağlı olmayan kısımları dışarı alıyoruz. Sadece burada değişkenimizin adını değiştiriyoruz. Yani n yerine m yazıyoruz. Bunlar birbirine karışmasın diye. Ve bu şekilde düzenleyebiliyoruz. Burası sabit kısım oluyor artık bizim için. Ve burası da sum yapacağımız summation kısmı. Buradaki toplama işlemlerin matematiğine yine girmeyeceğim mesela. Oradaki işlemler çok bizi ilgilendirmiyor. Sıfırdan 2n artı 1'e kadar buradaki toplama işlemini yapıyoruz yani. Dolayısıyla şu sonuç çıkıyor AK için. Şöyle kısaca işlemleri vereyim. Çok fazla üzerinden gitmeye gerek yok. Burada sum formülünü kullanıyoruz ve daha sonra buradaki eksponansiyelleri açarak düzenliyoruz. En son bunu elde ediyoruz. Ve en son elimizde kalan AK şu oluyor. Şimdi bizi ilgilendiren kısım aslında bu. Farklı n'ler için. Mesela n eşittir 10, n eşittir 20, n eşittir 40 için mesela buradaki grafikleri çizelim. Tabii ki burada şunu kabul edeceğiz. Mesela bizim 2n artı 1'imiz 5 olsun. Burada aslında göstermek istediğim şey yine burada bulduğumuz AK'ların periyodik bir şekilde devam ediyor olması. Yani mesela n 10 iken böyle bir görüntü oluyor. N'i 20 yaptığımızda böyle bir görüntü oluyor. N'i 40 yaptığımızda ise böyle bir görüntü oluyor. Yani aralıklar sıklaşıyor ama buradaki periyodiklik hiç değişmiyor. Daha önce continuous time'de bahsettiğim özelliklerin birçok kısmı discrete time Fourier series'e de çok benzer olduğu için o kısımları geçiyorum. O kısmı yine yukarıda linkini bıraktığım continuous time Fourier series videosunu izleyebilirsiniz. Şimdi bu dersten anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kanala abone olup videoları beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.